E-book oluşturma üzerine çalışacağız. Farklı bir program Orbox'u kullanıyoruz. Tarayıcımıza orbox.com yazdığımız zaman karşınıza çıkacaktır. Sitenin tamamı İngilizce. Tabii ki bilgisayarınızın özelliklerinden yararlanarak tamamen Türkçe'ye çevir halde bulundurabilirsiniz, çevirebilirsiniz sevgili dostlar. Site ücretsiz olarak kitap oluşturma imkanı sunmaktadır. Avantajlı yanı ne? Avantajlı yanı eğer kitabınızı daha önce yazdınız ve bunu PDF halinde bilgisayarınızda bulunduruyorsanız direktmen ekleyebiliyorsunuz. Peki nasıl oluşturacağız kitabımızı? Create the New Book bölümüne tıklayarak buradan oluşturma işine başlıyoruz. Öncelikle başlığımızı yazacağız. Diyelim ki kitabımıza eğitim deneme amaçlı dedik. Eğitim deneme amaçlı dedikten sonra sonrakine tıklıyoruz sevgili arkadaşlar. Burada kitabımızın adını belirttik. Kitabımızla ilgili olarak çalışma yapacağımız alan işte bu gördüğümüz sayfa. Peki bu sayfada neler yapabiliriz? Eğer direktmen PDF yüklemediyseniz, yani tek tek yazmak istiyorsanız herhangi bir yerden, diyelim ki şu anda siteden açtım, örneğin şu metinleri almak istiyorum. Bu metinleri buraya eklemek istiyorum. Kopyaladım ve getiriyorum Orbox'ta, bu kısma yapıştır diyorum. Gördüğünüz gibi burada kitabımıza ne oldu? Yazılar yapıştı. Tabii ki buradaki yazıların büyüklüklerini, kalınlıklarını, renklerini buradan bu şıklardan belirleme imkanımız var. Sayfamızda taşmaması için en son taşan kısmı, mesela engellemekten sonrası öbür sayfaya taşmış. Ne yapıyoruz? O kısmı tekrar kesiyoruz. Kes dedim. Şu anda bir sayfa sadece. İkinci sayfamı oluşturmam lazım. Şu anda birinci sayfam olduğu için ikinci sayfama geçmem lazım. Burada sağ tarafta artı işareti var. Artı işaretine tıkladığımız zaman ne olacaktır? Birinci sayfamız oluşturduğumuz için ikinci sayfa için alan oluşturacaktır. Yine burada kopyaladığımız metnin kalan kısmını yapıştır diyerek ne yapıyoruz? Ekliyoruz. Dikkat ederseniz burada da sayfayı taştı. Dolayısıyla ben buradan 112 arandığında mesela bu numaradan demiş, oradan itibaren olanları ne yapacağım yine? Kesiyorum. Seçiyorum önce. Seçtikten sonra kes diyorum ve sadece o sayfada o kısmın kalmasını sağlıyorum. Bu arada bu kısımlar büyük olduğu için onları da buradan kalınlığını iptal ediyorum. Normal tekst olarak başlık 1, başlık 2 olarak buradan şeylerini ayarlayabilirim. Ama normal metin olarak bunu giriyorum. Bunun dışında ortalama vesaire yapacağım kısımları o kısımdan ayarlıyorum. Ayarladıktan sonra 3. sayfayı açtığı için şurayı yukarı alalım. Evet. 3. sayfayı açtığı için tekrar sağ tarafta bulunan artı işaretine tıklıyorum. Artı işaretine tıkladığımda kalan kısmı da yapıştırayım. Bu da sayfaya taşıyacak zannediyorum. Çok fazla taşmadı. Şu kısmı boşlukları alırsam muhtemelen ne yapacaktır? Sayfa sığacaktır. Şu anda gördüğümüz gibi 3 sayfalık şeyimizi hazırladık. Diyelim ki bununla ilgili başka bir resim eklemek istiyoruz kitabımızın içerisine. O zaman tekrar bir artı işaretine tıklayarak boş sayfa açıyoruz. Ve boş sayfa kısmına sevgili dostlar resim eklemek için bu şu anda metin ekleme imkanımız vardı. Sanat eserini tıklıyoruz. Sanat eserini tıkladıktan sonra bilgisayarımızdan eklemek istediğimiz bir resim seçiyoruz. Dosyadan seç diyorum. Buradan diyelim ki şu anda kendi resmim var. Kendi resmimi eklemek istiyorum. Veya harita var şurada. Haritayı seçmek istiyorum. Haritayı şu anda seçtim ve eklem dolması için bekliyorum. Dolduktan sonra harita resmi buraya gelecek. Geldikten sonra ben buradan seçmek kısmını şu anda Türkçe'ye çevirdiği için böyle gözüküyor. Ne yaptım? Bakın kitabıma ekledim. O sayfaya başka bir şey ekleyemezsiniz dostlar. Şunu unutmayın. Eğer bir sayfaya resim eklerseniz o sayfaya metin seçtiğiniz zaman resim silinir. Yani şu anda metine tıklarsam
O zaman o sayfadaki resim konmayacaktır. Resim korsam o sayfadaki yazılar gidecektir. Örneğin şu sayfada bakın metin olarak işaretledim. Eğer ben buraya sanat eseri dersen o metinlerin tamamı ne olacaktır? Silinecektir. O nedenle sayfaya ya resim koyabiliyoruz ya da metin koyabiliyoruz. Çalışmamız bittikten sonra, bitti demeyelim isterseniz. Tekrar bir boş sayfa açayım. Diyelim ki bu metinler yanında, örneğin metini yapıştırayım şuraya tekrar. Bunun bir kısmını sileyim. Şuraya kadar sileyim. Diyelim ki buraya bir video eklemek istiyorsunuz. O zaman eklemek istediğiniz video için YouTube'a giriyorsunuz. YouTube'da herhangi bir video seçtiniz. Örneğin ben bu videoyu seçmişim. Ya da diyelim başka bir seçelim. Videolarıma bakayım YouTube'dan. Videolar dedim. Buradan örneğin Ulusdağ'a tırmanış diye bir eğlencemiz var. Eğlenceli yaptığımız, macera yaşadığımız bir video vardı. Örneğin şu video. Bunu seçtim. Buradan linkini kopyalayacağım. Bakın video bağlantısını buradan kopyala diyorum. Şu anda kopyaladım. Ve getiriyorum Orbox'ta bu kısma. Videomu tıkladıktan sonra yukarıda gözüken insert link kısmından da ne yapabilirim? Buraya tıklayabilirim ve yapıştır dedikten sonra enter'e basacağım. Dolayısıyla şu anda ne yapmış oldum? Videomu buraya eklemiş oldum. İsterseniz bunu direktmen de yapıştırabilirsiniz. Ancak o zaman link olma kısmında sıkıntı oluşacaktır sevgili dostlar. Kitabınızı tamamladığınız zaman, bittiği zaman kitabınızda kayıt ederek, kayıt etme kısmına tıklayarak, şu anda kaç sayfa oldu tam saymadım ama sanıyorum 4-5 sayfa oldu. Kayıt etmek diyerek kitabınızın tasarımını tamamlayabilirsiniz. Tamamladıktan sonra gördüğünüz gibi kitabımız karşımızda gözükecektir. Bunu ismi neydi? İsim yazmıştık arada. Ha, eğitim deneme amaçlıydı. Diyelim ki kitaplarım kısmında üye girişi olarak yapacağınız için kitaplarım kısmında yapmış olduğunuz tüm kitaplarınızı görebilirsiniz. Eğitim deneme amaçlı kitabımıza dikkat ettiğimizde bunun rastgele bir simgeyle gösterildiğini görüyoruz. Çünkü neden? Buna herhangi bir kitap kapağı resmi eklemedik. O halde tekrar yapmış olduğumuz bu kitabı ne yapabiliriz? Düzenle diyerek bununla ilgili ayrıntıları düzenleme kısmına girebiliriz sevgili dostlar. Kitabımızın düzenleme kısmında açtığımız zaman editör kısmında, şu anda gözüken kısım editör kısmıdır. Kapak, kitap yönü, kategoriler bölümüne tıklayacağız. Bu kapak, kitaplar, kategoriler yönünde eğer bir kitap kapak eklemek istiyorsak buradan kapağı yükle diyeceğiz. Örneğin ben buradan kendi resmimi yükleyeyim. Şey olması açısından dosya seçteyim. Farklı bir resim yükleyeyim. Örneğin ayakkabı listesi diyor. Aç dedim. O resmi yüklemek istiyorum. Yani istediğiniz resmi seçebilirsiniz. Burada gözüken resimler içerisinden hangisini kitap kapağı yapacaksanız çentikle işaretli olduğuna bakın ve seçmek diye Türkçe olarak çıkan kısma ne yapıyorsunuz? Ekliyorsunuz. Daha sonra kitap hakkında kitabınızla ilgili bir açıklama yapmak istiyorsanız ne yapabilirsiniz? Buraya yazabilirsiniz. Kitabınızın eğer Arapça yapıyorsanız sağdan sola olarak işaretlemeniz lazım. Eğer Arapça olarak yazmıyorsanız tabii ki o kısmında işaretleme yapmayacaksınız. Kitabınızın türü hangi kategoriye giriyorsa bu kategoriler içerisinde ne yapabilirsiniz? Sağlık seçebilirsiniz. Örneğin bizim kitabımız sağlıkla ilgili. Tabii ki burada İngilizce olduğu için şey olarak çıkmıyor, sıralı olarak çıkmıyor. Sağlık ve tıp olarak geçelim. Gözüktü. Alfabetik çıkmadı çünkü. Onu seçtik. Dilini de seçmenize gerek yok. Çünkü burada Türkçe seçeneği olmadığı için arkadaşlar. Şu anda kitabımızı ne yapmış olduk? Seçimlerini yaptık. Kapağını da hazırladık. Ve kaydetmek olarak kaydederek bunu kitabımızı bitiriyoruz.
Bitirdiğimiz kitabı istediğimiz zaman tekrar tekrar düzenlemeye girebiliriz sevgili arkadaşlar. Şu anda gördüğünüz gibi kitabımız düzenlendi. Efendime söyleyeyim, metinleri, yerleri hazırlandı. Ve ben bu kitabımı nasıl gözüktüğünü görmek için ön izleme yapmak istiyorum. O halde o kitaplarım kısmına tıklayarak gördüğünüz gibi kitabımın kapağını bunu seçmiştim resmi. Kitabı bu şekilde de yapabiliriz, görebiliyoruz. Kitabımızı kaldırmak istediğiniz zaman, iptal etmek istediğiniz zaman çöp işaretine basarak niçin kaldırmak istediğinizi bu kısımda yazmak zorundasınız. Ve tamam linkine tıklayarak bilgiyi girerek bunu tamama basmanız lazım. Daha sonra eğer bu kitabın linkini herhangi bir yerde görülmesini istiyorsanız göm diyebilirsiniz. Böylelikle onun kodunu alarak, burada gördüğünüz kodu alarak ne yapabilirsiniz? Örneğin projenizde TeamSpace'inize iframe bölümüne ekleyebilirsiniz. Veya web sitenizde bir yere bunu yükleyebilirsiniz. Sevgili dostlar, eğer ki direktmen hiç böyle uğraşmadan elinizde PDF halinde olan bir kitabı yapmak istiyorsanız o zaman direktmen ana sayfaya geldiğiniz zaman bir dosya yükle bölümünden PDF dosyanız varsa seçebilirsiniz. Bakalım şu anda PDF dosyamız var mı? Sağlık Bakanlığı ilk yardım demiş. Bakın ben bu anda bunu seçtim ve aç diyorum. Şu anda dikkat ederseniz PDF halinde olduğu için kaç sayfa olduğunu bilmiyorum. Onun yüklemesini yapıyor. Yani kitabımın içeriğini tamamen ne yapıyor? Hazırlıyor. Dolayısıyla şu anda yükleme bittikten sonra bizi editöre yönlendirecek ve kitabın başlığı burada otomatikman çıkacak. Gördüğünüz gibi PDF dosyası halinde yaptığımız için kitabımızın tamamı buraya aktarıldı sevgili dostlar. Dolayısıyla eğer biz buna bir kapak oluşturmak istiyorsak yine aynı şekilde kapak, kitap yönü, kategoriler bölümüne tıklayarak ne yapabiliriz? Buna bir kapak ekleyebiliriz. Eklemek istediğiniz bir resim varsa oradan örneğin Twinning resmini ekliyorum. Aç dedim. Bunun kapak olarak eklenmesini istiyorum. Oradan resmin gelmesini bekliyorum. Resim geldikten sonra üzerinde çentikli olduğuna dikkat edelim ve seç diyorum. Dolayısıyla şu anda ne yaptı? Kitabımızın kapağı oluştu. Yine açıklamalarımı da buraya yapıyorum. Dilimi, bölümünü, hangi kategoriye girdiklerini işaretledikten sonra kayıt etmeye tıklıyorum. Kayıt ettiğim zaman arkadaşlar artık kitabımız tamamlanmış demektir. kitapların bölümünde artık rahatlıkla ne yapabilirsiniz? Görebilirsiniz. Eğer bu kitabınızın başkaları tarafından görülmesini istemiyorsanız alt kısmından çünkü genele açıktır şu anda özel yapa tıklıyorsunuz. Buna tıkladığınız zaman kitabınızı siz ve izin verdiğiniz kişiler dışında kimse göremeyecektir. Şu anda kitabın göstermek için de arkadaşlarınızla vesaire paylaşmak için de kitabın özel URL'si bölümündeki bu kısmı seçerek kopyalayıp herhangi bir projenin TeamSpace alanında veya sosyal medya hesaplarınızda paylaşabilirsiniz. Dolayısıyla kopyalayalım şurayı. Kopyaladım. Arkadaşlarınız yapıştırıp git dedikleri zaman direktmen neyi göreceklerdir? Kitabınızı göreceklerdir. Kitabınızın ön izlemesini göreceklerdir. Gördüğünüz gibi edit yani düzenleme bölümü açılmıyor. Direktmen kitabın kendisi şu anda gösterilmek üzere hazırlanıyor. Kitabımız çıktığı zaman sevgili dostlar şu anda hazırlasın. Kitabımız göründüğü zaman sayfa sayfa ne yapabileceksiniz? İnceleyebileceksiniz. Orbox'a aynı zamanda müzikler de ekleyebilirsiniz. Tabii ki dediğim gibi bu aynı YouTube'da yaptığınız gibi linki kopyalayarak, müziğinizin linkini kopyalayarak herhangi bir web sitesinden vesaire almak istediğiniz müziği buraya ekleme yaparak linkini vererek kopyalayabiliyorsunuz. Dolayısıyla Arbox'un diğer e-booklardan farklı yönü link barındırabilmesi. Yani online kitap olduğu için başka e-booklarda, çoğu e-booklarda yapamadığımız bu link ekleme, video gösterme olayını burada rahatlıkla yapabiliyoruz. Şu anda kitabımızın açılmasını bekliyoruz.
İnternetim nedeniyle o kısmı açmak zor olduğu için kitaplarım kısmından tekrar açtım sevgili dostlar. Buradan da görebilirsiniz. Kitabı gör linkine tıklayacaksınız. Kitabı gör linkine tıkladıktan sonra kitabınızın yapılmış hali açılmaya başlayacak. Aynı uygulamayı yapıyor şu anda da. Umarım çabuk yükler. Arkadaşlar maalesef sistemde bir arıza var. Orbox'ta bir arıza var. Yansıtmıyor. Saatlerdir bekliyorum şeyi yüklemesini. Bunu sıkıntı yapmayın. Burada normal düzene girdiği zaman gözükecektir. Siz yine kitaplarınızı Orbox'tan görebilirsiniz rahatlıkla. Burada MyBox kitaplarım bölümüne tıkladığınız zaman kitabınız burada gözükecek sevgili dostlar. Dolayısıyla kitabı gör, CBook olarak baktığınız zaman kitabınızı görüntüleyebileceksiniz. Yine buradan linkini görüntüleyebileceksiniz. Eğer başkalarının görmesini istemiyorsanız özel yap diyorsunuz. Böylelikle sadece ve sadece siz görebiliyorsunuz sevgili dostlar. Yayınladığınız her şeyi özel yap derseniz böylelikle sizden başkası kimse görmeyecektir. Şunları da ben bahaneyle özel yapayım. Daha önceden yapmış olduklarımız da var burada. Dolayısıyla çalışmalarınızı bu şekilde uygulayabilirsiniz. Bugün silme, normalde kitaba buraya basarak silebilirsiniz. Ancak dediğim gibi yazdığınız mesaj da şu anda ulaşmıyor. Sanıyorum sitede bir sorun var. O nedenle kitaplarınızı bu şekilde yayınlayabilirsiniz. Önemli olan kitabı nasıl yapacağınız ve nasıl yayınlayacağınızdı. Bunu gördünüz, dinlediğiniz için teşekkür ediyorum.